Ne öğreneceğiz? Türkiye'deki platolar. Bir kez daha söylüyorum, plato neymiş? Çevresine göre yüksekte bulunan akarsular tarafından yarılmış geniş düzlüklere plato diyoruz. Türkiye genç oluşumlu bir ülke. Genç oluşumlu bir ülkede geniş düzlüklerin olmaması lazım ama var. Türkiye'de platoların çokluğu neyle açıklanır? Epirojenezde. Türkiye'de en çok plato nerede? İç Anadolu'da. Neydi o platolarımızın adı? Hızlı bir şekilde sayalım. Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok ve Uzunyayla. Bunlar yatay duruşlu platodur. Epirojenez sonucunda oluşmuştur. Karasal iklim vardır. En çok yağış ne zaman olur? İlkbaharda. Oluşan bu yağışlara yöre halkı ne der? 42'nde yağışı ya da ahmak ıslatan ama biz ne diyoruz? Konveksiyonel yağış diyoruz. Bitki örtüsü nedir? Kısa ot anlamına gelen bozkırdır. Geven otu, yavşan otu, üzerlik otu diye. Küçük otları kim yer? Küçük baş hayvan. Küçük baş hayvancılık fazla olduğu için burada dokumacılık faaliyetleri de yaygındır. O yüzden bozkırların dağılımı ile küçük baş hayvancılığın, dokumacılığın ve tahıl üretiminin dağılımı paralellik gösterir. Bunların hepsi de sorudur arkadaşlar. Şimdi en çok plato İç Anadolu'da dedik. Peki bölge yüzölçümüne oranladığımızda en çok plato nerede? Güneydoğu'da. Burada da Antep ve Urfa platolarını bilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu neresiydi? Erzurum Kars Ardahan platosuydu ve biz ona ne diyorduk? Volkanik oluşumlu plato diyorduk. Sert karasal iklim vardı. En çok yağışı yazın alıyordu. Yaz yağışlarından dolayı bitki örtüsü uzun ot anlamına gelen Alpin çayırıydı. Büyük otları kim yiyordu? Büyükbaş hayvan. Yani İç Anadolu'daki platolarda küçükbaş hayvancılık, Doğu Anadolu'daki platolarda büyükbaş mera hayvancılığı yapılmaktadır diyeceğiz. Aynı zamanda burada benim sadık yarım Çernezyum dediğimiz kara topraklar var. Dünyanın en verimli toprakları. Dünyanın en verimli toprakları burada olmasına rağmen burada tarımsal verim düşüktür. Neden? İklim sert olduğu için. Hani ne dedik? Bir yerde toprağın çok verimli olması orada tarımın geliştiği anlamına gelmez. İklim uygun mu ona bakmak lazım. Şimdi Türkiye'nin en yüksek, en büyük, en soğuk platosu Erzurum Kars Ardahan. Peki Türkiye'nin en alçak, en kalabalık, en gelişmiş platosu neresi? İstanbul. Yani Çatalca, Kocaeli platosu. Türkiye'nin en alçak, en kalabalık, en gelişmiş platosu. Buraya biz ne diyoruz? Aşının platosu ya da peneplenleşmiş arazi desek de olur. Peki karşılık platolarımız deyince Akdeniz'e gidiyoruz. Teke, Taşeli. Fakat bu Teke, Taşeli'nin dışında şu Obruk platosu da karşılık oluşumludur. Bunu da bilmekte fayda var. Yani Teke, Taşeli ve Obruk bunların ortak özelliğidir. Karşılık plato olmaları. Ama karşılık plato deyince tabii ki aklımıza önce Teke sonra Taşeli platoları gelecek. Hocam Ege'de plato var mı? Ege'de plato var ama Ege deyince bizim aklımıza önce plato değil. Ne gelir? Delta ovaları. Türkiye'de delta ovalarının en fazla olduğu yer biliyorsun. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes delta ovaları var. Ama bir de ne var? Burada Yazılı Kaya. Ne varmış? Yazılı Kaya. Kanyonu da çok güzeldir. Gitmenizi tavsiye ederim. Yazılı Kaya bu da Ege'de ya da İç Batı Anadolu'da diyeceğiz. Karadeniz'de plato azdır. Şimdi plato neydi? Geniş düzlük. Sen Karadeniz'de düzlüğü nerede buluyorsun ki genişini arıyorsun? Ama hocam var diyorlar. Evet var. Nerede? Perşembe platosu. Bilirsen iyi olur. O zaman şöyle diyelim. Platoların en az olduğu bölgemiz neresidir? Tabii ki Karadeniz. Dedim ya orada düzlüğü nerede buluyorsun ki genişini arıyorsun?